Ben, Yerin altında zaman yavaşlıyor. E, o beş duyu, beş temel duyumuzdan uzaklaşmaya başlıyoruz bu sistemde artık yani her şey birbirinin aslında e, taklidi. Bildiğimiz bütün ezberler bozuldu. İçeride sesler duyuyorsunuz, bir şeyler görüyorsunuz, hissediyorsunuz en önemlisi. E, buradaki işte dediğim gibi hani sadece metafizikle alakalı değil, bir hayvanla da karşılaşabilirsiniz ne içeride. Ne yaşadın ya anlat bize. E, Karşılaştın mı? Göz göze geldim işte o Lütfen. Beşinci durakta artık Kudüs ve Mekke'ye doğru giden bir gerçek bir yeraltı bağlantılarından bahsediyoruz burada. Bu zenginliğe şu an dünyadaki herkes bir yana, Türkiye bir yana sahip diyor musun? Bu zenginlik i̇şte. şu an Her bize şey ait. Her, Her şey. şey burada. Her şey Sahibi biz miyiz ve bu bize ne katar? Merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında yine yeniden yeni bir söyleşiyle karşınızdayız. Bu defa hiç konuşmadığım bir konuyu konuşacağız ki bu konuları da harika anlatan biri yanımızda. Belgeselci, yeraltı, kanşife Esat Yalçın bizimle. Esat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl ben yer ederim. altında işler? Yeraltı heyecanlı <laughs> ve güzel, karanlık biraz da. Şimdi senin gibi bu işe ve adanmışlıkla girenler elbette heyecanlı görüyor da benim gibi ki benim tanıdıklarım arasında da var. Esat sana da söylemiştim. Metroya bile inemeyen tanıdıklarım var. Yeraltı deyince zihnimizde daha doğrusu benim zihnimde Hollywood kurgu filmlerinin de kurguladığı bir şey o galiba. Negatif bir algı var. Yerin altı mı? Aman Allah'ım kaç. Neden böyle düşünüyoruz? Bu bir kurgu mu? Ama şunu da söyleyebilirsin tabii. Negatifi ve pozitifi de içinde barındıran bir yer mi? Öncelikle karanlıktan başlayalım. Aslında en temelinde yeraltı dediğimiz dakikada bir karanlık ve kapalı bir alandan konuşuyoruz. Karanlık ee, her ezoteride, her öğreti de İslamiyette de en son aynı şekilde tehlikeli ve ee, Sakıncalı, sakınılması gereken bir konu olarak evet. anlatılır. Yani işte akşam vaktinden sonra sokağa çıkmak bile aslında bir tehlikeyken biz orada mutlak bir karanlığın içerisinde hareket etmeye başlıyoruz yer altında ve e, eğer ki bir işte kullandığınız teknolojik bir ışığınız bir şeyiniz yoksa feneriniz, zaten güneşi görmeniz mümkün olmadığı için farklı bir alem dönmeye başlıyor. Biz nasıl ormanlarda doğanın içerisinde başka bir yerde e, işte güneş sistemine bağlı hava sistemine bağlı bir biçimde e, oranın bir tabiatını orada yetişen canlıları orada beslenen canlıları ya da bir ekosistemi konuşuyorsak mağara ve yer altını konuştuğumuz dakikada burada farklı bir ekosistem artık devreye girmeye başlıyor. Bu hayvanlar da değişiyor. Buradaki yaşayan varlıklar da değişiyor. Buranın bir enerjisi de bir şekilde değişiyor, ısısı da değişiyor. Her şey aslında değişmeye başlıyor birinci etapta. Yani ilk korkulacak kısmı ya da işte heyecanlanılacak kısmı aslında tam olarak burada başlıyor. Bir saniye, korktuğumuz kadar var. Çünkü dedin ki başka varlıklar, başka hayvanlar bizim dünyada şu var olan, işte yaşadığımız, güdelik hayatımızda gördüğümüz, bildiğimizin dışında hayvanlar ve yaratılmışlar evet. var diyorsun. Şöyle aslında Açıldım bunu biraz? Da, daha anlaşılır olması için en basitinden deniz altına girmek gibi düşünebiliriz. Nasıl deniz nasıl yeryüzünden farklı bir sistem Hı -hı. işliyorsa burada Hı -hı. E, işte yer çekiminden ya da başka bir şekilde nefes almak yöntemlerinize kadar her şey değişiyorsa, yer altında ve mağarada da aslında benzer bir durumu konuşmaya başlıyoruz ve belirli mesafeden sonra aynı deniz altında işte belirli bir yere tüplü dalabileceğiniz ya da basıncı kontrol edeceğiniz gibi e, 90 metreden sonra biz artık yerin altına girdiğimiz dakikada başka insana ait olmayan yani insanın yaşaması için aslında uygun olmayan bir atmosferin içerisine girmeye başlıyoruz ki bu da kainattaki bir, bütün yaratılış bir sisteme ve bir sebebe bağlı olduğunu söylersek ve düşünürsek e, hiçbir şey boş bir amaçla yaratılmış olmuyor. Orada da aynı şekilde birileri bir sistem yönetmiş oluyor, birileri yaşamış oluyor ya da başka bir şekilde e, bir alem dönüyor. Deniz altında da bir alem dönüyor, dağların tepesinde de dönüyor. İşte. Göklerde de aynı şekilde uzay dediğimiz gibi farklı bir yerlerde bir alem dönüyor. Ve buradaki artık karanlığın içerisine girdiğimiz için biz bu sistemin içinde şunu görmeye başlıyoruz. Bir kere zaten o beş duyu, beş temel duyumuzdan uzaklaşmaya başlıyoruz bu sistemde. Artık yani gözünüzün görmesi de farklı bir frekansa geçiyor. İşte duymanız farklı bir frekansa, koku farklı frekansta hissetmek farklı bir frekansta Siz çünkü artık o ait olduğunuz konfor alanından dışarıya çıkmış oluyorsunuz oraya girdiğinizde denizde ve farklı bir hayatı gözlemlemeye başlıyorsunuz. Yani her şey birbirinin aslında e, taklidi. Bu taklit olduğu için de bu sistem içerisinde işte nasıl bir e, yer çekimsiz ortamı ya da işte ayda yürümek dediğimiz şeyi e, az önceki örnekteki gibi denizin altında bunu e, deneyimleyebiliyorsak o uçma hissiyatını deneyimleyebiliyorsak e, metafizik dediğimiz, ruh dediğimiz kısmı da yani biz madde aleminde yaşayan canlılarız. Manevi alemi görebilmek için de aslında burada bir ee, öğreti başlıyor ki birçok aslında peygamberlerin de işte o ilk vahisini evet, mağarada mağaraya çekilmek. E, inzivanın mağarada yapılması aslında bütün hepsi bunlarla alakalı bir durum diyebilirim. Ruhaniyete geçmek istiyorsanız eğer e, karanlığı ve biraz daha yokluğu, hiçliği tercih etmeniz gerekiyor. Bunu iki yerde yapabilirsiniz. Ben bunu birçok yerde söylerim. Bunu ya uzaya çıkarak yaparsınız ya yerin altına inerek yaparsınız. Uzaya çıkacak teknolojim olmadığı için yerin altına inmeyi tercih ettiğimden dolayı yer altı kaşif oldum. Şimdi peygamberimize ilk vahiy bir mağarada geliyor. Evet. Peygamberimizi yine bir tehlikeden koruyan bir mağara ağzı. E, Ashab-ı keyif mağara denince bizim dini öğretilerde aklımıza gelenler bunlar. Ashab-ı keyiften bahsediyoruz. Asabı ı keyfi kutsal metinlerden öğrenmiş biri olarak yer altına indiğinde karşılığını buldun mu, gördün mü? Asabı ı birçok semavi dinlerin içerisinde birçok öğretide görüyoruz. İncil'de, Tevrat'ta. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki tarifleri bize biraz daha en çok betimlediği kısmı zamanla alakalı bir kırılmayı hmm. betimliyor. E, bu zamanla ilgili kırılmasını da evet yaşadım mı birçok kez yaşıyorum. Aşağıda mağda. zaman kırılıyor. Kesinlikle yukarıdaki sistemden farklı bir şey. Bir e, çiftçilik deneyi vardır bilirsiniz. Çiftçilik <laughs> deneyi yani işte bilimsel olarak bir şeyler gözlem altındayken farklı bir şekilde işler sistem. Yani işte o fotonların tamamen e, atması ya da işte partiküllere dönüşmesi başka bir seyre gelişiyor. Şimdi bizim orada da gözlem altında yer altına geldiğimiz dakikada şu gözlemden dışarıya çıkıyoruz. Güneşin ve ayın şahitliğinden uzaklaşmış oluyoruz o kainatın içerisinde. Gözlemleyecek bir e, yörünge hareketi Kur'an'da bahsettiği o hepsini bir sisteme dayadık dediği sistemin dışına çıktığınız için bu alemde de aynısı dediğim gibi uzayda da yapabildiğiniz bir durum. Artık aşağıya geldiğimiz dakikada ve evet, zaman kavramı değişmiş oluyor. Yani nasıl biz şu anda e, uzay istasyonu yörüngede dünyanın etrafında işte 20 tur atıyorsa bizim zaman kavramını yaptığımız dakikalarda ya da işte onun için gece gündüz farkı her saat başı 3 saatte bir değişiyorsa ee, bu zaman kavramında bizdeki durum da aslında yer altına geldiğinde bu kırılmayı yavaşlamak olarak yapıyoruz yukarıda hızlanan bir sistem var He. aşağıda da yavaşlıyor yani ben... yerin altında zaman yavaşlıyor evet, ben 3 saat geçirdiğimi yaşıyorum ama dışarıya çıktığımda 8. saat, 9. saat Allah. ya da işte başka bir şey yani iki tane yaşadığımız bununla ilgili olay var. Bir tanesi işte Şile'deki yaptığımız bir mağara araştırmasıydı. Gerçekten kullandığımız içeride işte 4 kişiyiz. 4 kişinin de kullandığı gerçekten saatlerimiz de var, tuttuğumuz sürelerimiz var. Her şeyin ötesinde zaten kullandığımız oksijen tiplerimiz var yani bunların bir e, süresi var Tabii. bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bitmesi gereken. gerekiyor mesela o sürede Kesinlikle. değil mi? Bizim e, her mağaraya keşfe girdiğimiz dakikalarda eğer ki o biraz daha bilmediğimiz yani ilk defa ya da işte yeni başlarında tecrübe ettiğimiz bir yerse e, mutlaka zaten izinli bölge jandarmadan, valilikten izinli bir hareket ediyoruz ama ikinci noktada dışarıda da ekip bıraktığımız sistemlerimiz oluyor. Bu da şu demek oluyor. Yani biz içeriye girdiğimiz dakikada örnek veriyorum 6 saatlik bir çalışma veriyoruz. 6 saatte eğer ki dışarıya çıkmaz ve telsiz bağlantısı kurmazsak bizim başımıza bir şey gelmiştir demek oluyor. Yani bu dışarıdaki kişinin aslında yapması gereken hareket bu. O yüzden Şile'deki yaşadığımız hikayede bizim 4 saatlik bir çalışma süremiz vardı. Biz dördüncü saatimizde dışarıya çıktığımızı, Gayet normal bir şekilde biliyorduk ama dışarıya çıktığımızda bir e, panik havası vardı. Jandarma sizin. arama kurtarma vardı dışarıda yani o kadar bir süre geçmişti aslında yani arkadaşımız arama kurtarmayı çağırmış, jandarma arama kurtarma orasına oraya işte ışıklandırmasını yapmış. Gerçekten bizi arayan birileri var orada ve mağaranın içine giriş yaptıklarını da söylüyorlar. Ki hani bu biraz daha benim hayali yazdığım şeyler diye ya, jandarma tutanaklarına da işlemiş bir sistem. İçeride bizi aradıklarını ve girişten farklı bir şekilde bizi bulmadıklarını söylüyorlar. Ama e, bizim çıkarttığımız daha sonra işte o arama kurtarma timindeki komutanla da çıkarttığımız şeylerde... ...harita ve gittiğimiz güzergah zaten sabitti. Tek bir yerden ilerliyorduk. Yani karşılaşmamamız e, biraz imkansız boyuttaydı. Ama bunu e, ispata dökmek... Gerçekten işin bir delilik kısmı oluyor artık yani orada birçok şahidin birçok şeyi yaşıyor olması gerekiyor evet bunu yaşıyoruz ama bunu yine de adını koymak için bunu defalarca kez yaşıyor olmamız o gerekiyor. O zaman ashab keyif de olduğu gibi 300 yıl gerçekten uyudular mı sorusundan da başka bir cevap çıkar o zaman. Ee, şimdi Kerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde aslında şöyle konuşuyoruz birçok yerde. Ee, Kur'an-ı Kerim zamanda bazı şeyleri geçmiş olarak kullanıyor. İşte geçmiş zaman olarak anlatıyor. Bazı şeyleri de e, her şey aslında yaşandı bitti denkleminde anlatıyor ama e, kullandığı dilin içerisinde özellikle Sabık Efe girdiğimiz dakikada 300 yıl uyanıp artısın, işte uyandıktan sonra tekrar bir 9 yıl daha eklediğinden bahsediyor bu sistemde. Bu teorilerin içerisinde birçok teori çıkabilir. Asabi kef hala uyanmamış bile de olabilir. Yani Kim bir bilir? mağarada uyuyor hala bir gün kalkıp o artı dokuzunu ekleyip çünkü o artı dokuz yılı ekleme hikayesinde biz biraz daha şeyi konuşuyoruz. Hem e, mehtilik hem de mesihlik süreçlerine de bağlanan bazı kıyamet alametlerine de bağlanan ve aynı şekilde yer altından yecüc mecüc kavminin de çıkması. Yani işte o şeytanların da serbest bırakılması sürecini bahsediyoruz ki Kur'an'da da hasabı keyfi doğru anlarsak eğer aslında evet onu sanki belirli bir çağda yaşanmış bitmiş bir olay gibi inceleyebiliriz Türkçe tefsirde ama bunun felsefesinin içine girdiğimiz dakikada hala aslında belki uyuyorlar. Uyuyor da olabilir evet çünkü daha mağaraya kaçıp da saklandıkları dönem. Gerçekten o dini en temiz yaşamak istedikleri bir halde kalkmak istiyorlar. O zaman uyanmak istiyorlar ve e, henüz uyanmamış olabilirler. Yani daha henüz bu tarih gelmemiş olabilir. Bunun için de Türkiye'de dünyada şu an 26 tane asabi kef mağarası var. Tescillenmiş. Eee tescillenmişten kastım yani işte oradaki birileri bu hikayeyi Hı. anlatıyor. Bunlardan 4 tanesi Türkiye'de bu mağaralardan. Girdin mi o mağaralara? Girdim. Türkiye'dekiler zaten müze olarak hani <laughs> biraz daha turistik bir yerler ama belirli noktaları kapatılmış pozisyonda yani bazı yerleri ziyaret ediliyor, bazı yerleri edilmiyor. Şimdi de onunla alakalı zaten bir projenin içerisindeyiz. Bu yerlerin işte o girilmeyen kısımlarını da İnşallah biraz daha açıp yani güzel Gizemli aslında, bir şeyler karşımıza çıkar mı acaba Esat diye şimdi inşallah, düşünüyorum. İnşallah yani aslında Türkiye'nin e, önemli değerleri bunlar. Türk devletinin, Türk milletinin önemli değerleri. Önemli değerleri e, ikinci noktada da, da İslamiyet'in de aslında veya tabii bütün aslında dinlerin çok önemli değerleri olduğundan dolayı e, biraz daha yapma, yaptığımız projelerimiz şu anda. E, bunları gerçekten işte evet, devlet gözetiminde tescillemenin bir projesini yapıyoruz ki bunun için de Ashab-ı Kehf mağaralarından bu hikayeye biraz Nasıl daha başlıyoruz. Nasıl ki başlayalım. Göbekli Tepe kazıldıkça bildiğimiz bütün ezberler bozuldu. Ee, belki Ashab-ı Kehf mağaralarında da o girilmeyen yerlere, henüz girilmeyen yerlere girilince kim bilir bize ne anlatacak. Kesinlikle şunu aslında en çok peşinde Biraz böyle şey. ipucu ver diye uğraştırıyorum ama... En son seni... aslında <laughs> yapmaya çalıştığımız yani istediğimiz şey şu biraz daha. Dört tanesi Türkiye'de diyoruz ee, İşte 26 tane böyle bildirilen mağara var. Ee, ama bu 26 mağaranın içerisinde birçoğunu zaten inceledik. Yani birçoğu incelenmiş noktasındaki belgeleri de elimize alabildik. Ee, Türkiye'deki 4 taneden şimdi hedef göstermeyeceğim proje bitmediği <gülüyor> için. <gülüyor> Tabii. E, bize göre bunlardan bir tanesi e, o geri kalan dünyadaki 26 mağaradan bir tanesi yani Türkiye'de 4 taneden de bir tanesi sadece doğru mağara olduğunu düşünüyoruz. Aa! Ee, onun araştırma, yani onun ispatının peşindeyiz aslında. Yani hani bir bilgiyi e, doğruluğunu teyitlemeden çok ortaya çıkartmak, yapmak istediğimiz bir şey değil. O yüzden o ispatı sağlayabildiğimiz dakikada bunun birçok ucu açık aslında. Sabı keyfi de belki uyandırmış bir de olabiliriz bir şekilde. Şimdi Esat, ben o gün e, bir videoyu izledim. Diyorum ya zaten böyle yeraltı falan deyince korkanlardanım ben. E, korku filmlerinde de hep böyle işte diyorum ya kafamıza bir yer altı e, imajı sokulduğu için e, izlediğim bir videoda tamamını bile izleyemedim. O kadar beni dehşete düşürdü. Yer altında fotoğraf çekiyorlar ve çektikleri fotoğraflarda gerçekten çok garip varlıklar, durumlar e, fotoğrafın e, telefonun ekranına yansıyor. Dehşet içinde arkadaşlarının yanına koşuyorlar. Senin de böyle yaşadığın evet. olaylar var mı? Yani Aşağıya indiğinde seni dehşete düşüren, korkmuyorum diyorsun ama seni bile korkutan bir şeyler oldu mu? Şöyle korkmuyorum demiyorum aslında. Ee, çünkü o alan korkutucu bir alan. Yani şimdi biz ne kadar işte örnek veriyorum hızı seviyorum desek de çok süratli bir araçta korkarız ister istemez. Çünkü bir can dediğimiz bir durum var bu işin içerisinde. Mağarada benim en çok e, tedirgin olduğum yer aslında şöyle oluyor. Bazı yerlerimiz, güzergahlarımız çok dar oluyor. Yani... E, sürünerek geçtiğimiz Tabii. işte hatta sürünmekte de sıkışarak <laughs> geçtiğimiz pozisyonlar. Klostrofobinizin olmaması gerekiyor her şeyden evet. önce bu işi yapabilmek için. Birçok denklem var bu pozisyonda ve bir şeyin arıyorsunuz. Evet, içeride sesler duyuyorsunuz, bir şeyler görüyorsunuz, hissediyorsunuz. En önemlisi yani o korkuyu, tedirginliği ya da başka bir şeyleri de hissediyorsunuz. E, aklın ta, sadece bir oyun oynadığı bende bir yer oluyor. O da işte çok dar ve süründüğüm bir yerse karşılaşacağım şeyden Kaçamayacağım ben dolayı korkuyorum yani hani öyle koşarak kaçacağım bir durum yok geri döneceğim bir şey yok yüzleşmek zorunda kalacağım ki bunu bir kere yaşadım o yüzleşmeyi bir kere yaşadım e, buradaki işte dediğim gibi hani sadece metafizikle alakalı değil bir hayvanla da karşılaşabilirsiniz ne içeride ne yaşadın ya anlat bize e, buradaki yaşadığım şey şöyle bir şeydi e, mağaralarda bazı türler var yani dünyada aslında bazı türler var. Buna hayvan da diyebilirsiniz, buna insan da diyebilirsiniz, insanımsı hayvan da diyebilirsiniz, birçok şey diyebilirsiniz. Bunun içerisine Kur'an'da aslında ne filmler ve cüceler, devler ve cüceler diye bahsetti. İşte At kavmi, Semud kavmi de bu işin içerisine giren bir öğreti. Birçok aslında bilimin elfler diye anlattığı hikayeler de aslında bize göre yani İslamiyet'e göre diyoruz ki hepsi Adem soyu, hepsi insan soyu. Hı. Ama hepsi farklı evrimleşmiş, farklı evrim özelliklerini kazanmış. Kimisinin yaşı evet işte 300 yıl, 500 yıl, 900 yıl İbrahim peygamber gibi, Eyüp peygamber gibi. Hani buralarda Nuh peygamber gibi. Şimdi bilimin veyahut da işte Hollywood'un elfler de işlediği sistem aslında biraz daha burada devreye giriyor. Biraz daha yetenekli, biraz daha seçilmiş insanlar ya da farklı bir ari genler dediğimiz bir sistem aslında geliyor. Arkasından yeraltı veya da işte farklı şekilde e, bazı bölgelerde yaşayan işte devleri konuşuruz aynı şekilde ya da işte ne filmler dediğimiz şeyi konuşuruz. Yer altında da sürüngen yapıya ait reptilian diye bahsedilen aslında hmm. o yine Hollywood sinemasının içerisinde benzer varlıklar var mıdır? Evet vardır. Ayağa kalkan ayaklı yani elli kolu insana benzeyen e, ama cildi ve derisi Biraz daha işte sürüngen bir varlığı andıran. Karşılaştın mı? Göz göze geldim işte Ay, o pozisyonda Lütfen. <laughs> Bu göz göze geldiğim pozisyondaki en çok dikkatimi çeken şey e, birincisi gerçekten şunu herkes kesinlikle bir kabul etsin. E, işte Hollywood filminin işlediği o bilim kurgu Hı -hı. yüzüklerin efendisi Hı -hı. işte olsun olsun neyse İnanın ki herkesten çok iyi Kur'an'ı da çözmüşler. Herkesten Tabii çok kutsal iyi. metinlerden çok iyi faydalanıyorlar yüzde yüz. Bunda mutabıkız. Ve ben ne zaman o tarzda işte bir film ya da bir diziyi bir şeyi izlesem hemen diyorum ki elimdeki çektiğim fotoğraflarımdan bir şey varsa onun yanımdaki arkadaşıma gösteriyorum diyorum ki bakın aynısını yapmış. Ya da işte başka bir şey varsa diyorum ki evet çok doğru anlatıyor buradaki anlattığı şeyi. Çünkü ben gördüm, gördüm. diyorsun. Evet. Fotoğraflayabildin mi? O herhalde panikle mümkün mü? Onu değil. orada fotoğraflayamadım tabii ki de. O biraz daha benim geri kaçmamı gerektiren bir durumdu. Çünkü biraz daha tehditvari bir durum hissettim orada. Yani hani yaptığım şeyde. Yani şöyle tehditvari. Buradan daha fazlasına ilerlemememiz gerektiği hakkında bir şeydi. Ee, Nasıl iletişim kurabileceğimi çok kestiremediğim için aslında bir Değil yandan de, de. da psikolojik olarak o bulunduğum şartlar ona izin vermediği yani için şu an masada oturuyor konuşuyor olsak belki evet iletişim kurmaya sağlarım ama sürünme pozisyonunda kaçamayacağınız bir yerde çok o riski de atmak istemedim ve gördüğümde zaten ilk başta e, ilk dikkatimi çeken şey bir evet işte zaten bir kafa fenerim ve el fenerim vardı yani sürünerek gidiyorum yaklaşık bir metre arkamdan bir arkadaşım daha takip ediyor ikimiz bir alana çıkacağız, geriden diğerleri gelecek. Fenerimi ilk tuttuğumda e, bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Yani böyle biraz daha kavisli bir yoldan gittiğinizi düşünün sürünerek. E, birkaç görüntü size onunla ilgili veririm. Eklersiniz tamam, isterseniz. Lütfen. Oradaki pozisyonla <laughs> alakalı. Lütfen. Oradaki o sürünme sırasında işte ilk önce fenerim yansıması, taştan bir yansıma olarak düşündüm. Bir parlaklığı. Arkasından işte biraz daha zoomladım fenerimi. Yani optikledim duruma doğru. Baktım ki taş yapısından farklı bir şey. Biraz daha işte timsaha benzer bir deri yapısından, yılana benzer deri yapısından konuşabiliriz. E, tam onu tuttuğum dakikada bu sefer harekete başladı. İlk önce kafasını çevirdi ve ondan sonra gözlerini açtı. Gözlerini açtığında evet bir yılan gözü gibi. Göz bebeğimiz bizim nasıl yuvarlak onlarınki dik bir çizgide. E, biraz daha Elif Alpine de benziyor aslında. Ama baktığında e, saldırmadı. Yani hiçbir hareket etmedi. Sadece bakıştık. Yani o bakıyor, ben bakıyorum. Ee, bir andan geri doğru gitmeye çalışıyorum. Yani o kesinlikle bana doğru hareket etmiyor. O da beni tanımaya çalışıyor. Ben de onu tanımaya çalıştım aslında biraz daha. Sonra burnunu ve ağzını gördükten sonra korktum. Yani burun ve ağız çünkü insanımsı değildi. Ee, biraz daha böyle hayvan daha çok benzeyen bir şeydi. Tedirginliğe düştüğüm kısmı aslında o noktada biraz daha şeydi bu durumu hani herhangi bir şekilde bir saldırı yapabilir mi bir şey yapabilir mi gibi. Yani hayvan olma ihtimalinden korktum aslında başka bir şeyden değil. Ama aynı bölgede daha sonra birkaç çalışmamız daha oldu. Ee, bazı izler bulduk orada arkeolojik olarak o bölgedeki yaptığımız yerlerde. E, Arkeolog hocalar bazı hmm. buluntular çıkarttı. Yani, yani o bir mesela. hayvan değil. Evet orası bir hayvan yeri değil orası zaten e, bir... Yer altında bir yolculuk. Bu reptilyan mağaraları dedikleri yerlerden biri oluyor mu? Ya bu mağaralar gerçek, gerçek mi? Evet, Reptilyan gerçek. mağaraları var. Oralarda yaşamışlar. Evet, Birçok hikaye aslında bunlara bağlıyor. Agartaş, Ambala işte ya da işte bizim İslamiyet'in içerisindeki Şahmeran öykümüz bile aslında. Yani yer altında yaşayan bir topluluk bütün ezoteride farklı hikayelerde vardır. Ee, bu yer altında yaşayan topluluk da bilge bir topluluktur. Yani bir şeyleri çözmüştür, yeryüzüyle işi yoktur. Her şeyi orada e, dönüştürebiliyordur. Bu bahsettiğimiz form ve görüntü de aslında evrimleşmenin bir parçası. Güneşten uzak e, oradaki besin değerleri, işte oradaki hava değerleri, oradaki nem değerleri ile alakalı cildin ve biraz daha aslında başka şeylerin değişmesi ile alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanlarla iletişim kurmak istediklerini düşünüyorum ki bunları aslında biraz daha ortaya çıkartıyorlar. E, buradaki durum aslında biraz daha şöyle. Şimdi Kuran-ı Kerim içerisinde cinler diye bir kavramdan bahsederiz. <laughs> Cinleri çok geniş başlıkta toparlar İslamiyet. Ee, hani bugün uzaylı dediğimiz hikayeyi de bağlayabiliriz. Reptilian dediğimiz kısma da bağlayabiliriz ki çünkü cinler metafil yani havas ilminin içerisine girdiğimiz dakikada biz artık e, kabileleri konuşuyoruz. Yani 70 farklı türe ayırmaya başlıyoruz ki bunların içinde işte kısa boylusu da var, bunun içinde erkeği var, dişisi var. Bir sürü tariflerini veriyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de tasavvufun içerisinde de Havas da özellikle hava simin içerisinde bazı belirtileri vardır. Bunlar işte bazı kişi, bazıları bedenlidir, bazıları eteriktir, bedensiz varlıklardır. Bedensiz olanları zaten şu anda da bile birçok yerde zaten mevcut bir şekilde bir konum paylaşıyoruz. Benim bir konuğum bir televizyon yayında demişti ki dünya dışı varlıklar ya da dünyanın içindeki varlıklar insandan başka diye sormuş. Şu an burada kaç gözün senin görmediğin, kaç gözün seni gördüğünü bilsen burayı terk ederdin demişti. Bu biraz <laughs> o anlama da geliyor. Yeteri kadar korkuttuk izleyiciyi galiba. Korkma, korkacak çok bir şey yok. <laughs> ya sen ya. öyle söylüyorsun da biz şimdi yani ben e, bir defa e, çok klostrofobim olmamasına rağmen çok büyük rahatsızlık hissetmiştim. Bu Aksaray'daki yeraltı şehirlerine çok dar bir alandan iniliyor Gerçekten. biliyorsun. Ben mesela çok kötü olmuştum. Ki herhangi bir klostrofobim olmamasına rağmen o yüzden e, yürek istiyor yani yaptığınız işler. Negatifin dışında pozitif tarafına bakalım. Şimdi orada da ayrı bir dünya var dedik ki ülkemize baktığımızda işte medeniyetin e, beşiği diyebiliriz. İşte bir kesişme noktası. E, yerin üstü bir çok bereketli bir coğrafya. Yerin altı içinde bereketli bir coğrafyadayız diyebiliyor musun? Kesinlikle. Uta ne var? herkesindeyiz bence. Buna. Aa, ne yani var? Şu var. Ben İstanbulla ilgili bir çalışma yaptım. 2019-2018-2020 arası. Yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir Aha. projeydi. Bu da işte birçok yerde konuştuk bunları da. Ee, neydi? İstanbul'un işte Silivri, Çatalca hattından başlayarak. Ayasofya'ya kadar yer altındaki tünelleriydi bu proje. Bütün işte haritalandırması, bütün her şeylerini yaptığımız bir projeydi. Ve gerçekten ben 51 kilometrelik bir hattı yer altından İstanbul'u Ayasofya'ya kadar çıkabildim. Yani ekibimizde... Nereden de, nereye bir daha söyle. Çatalca. Çatalca'dan. Çatalca-Silivri hattı yani tam e, batısı İstanbul'un <laughs> en sınırından. Ayasofya'ya kadar, Fatih Yarımadası'nın olduğu Konstantin'in içine Oradan oraya içine yer altından kadar. yol var. Evet. Birçok yer. Bir tane de değil. Yani birçok hat var ki bunlardan iki tanesini zaten bu hatlardan Mimar Sinan, İstanbul'da işte hani fetihten sonraki süreçlerde Mimar su taşımak için o tünelleri su yollarına ve su kanallarına çevirerek işte diktiği 13 tane su kemerleriyle de bunları birbirine bağlayarak geçiriyor. Ama diğerleri hala bu tünellerden yaklaşık 12 tane ağ var. Yani 12 farklı güzergahtan buluşan bir tünel yapısı var. Bunlardan bir tanesi işte Yarımburgaz Mağarası. Bu süreci kapsayan bir şey e, hattın içerisinde var olan bir şey aynı şekilde dediğim gibi su yolları var olan bir şey. Yer altındaki aslında bütün o bağlarını oluşturuyor İstanbul'dan itibaren ki bu da biraz daha aslında şeye geçiriyor bize. E, tek İstanbul değil yani Roma'dan Vatikan'dan Roma'dan kalkıp işte o Bizans'ın bütün aslında ya da işte Hristiyanlığı <laughs> ya da işte daha öncesindeki bütün e, Antik Yunan'a kadar gittiğimiz güzergahta İstanbul merkezli Roma merkezli bir ee, çıkış yolu var. Üçüncü merkezi bu işin Anadolu dediğimiz işte Nevşehir, Aksaray, Konya taraflarındaki o yeraltı şehirleri. Dördüncü durağı Mersin, Tarsus, Hatay hattı. Beşinci durakta artık Kudüs ve Mekke'ye doğru giden bir gerçek bir yeraltı bağlantılarından bahsediyoruz burada. Şimdi az önceki hikayede de bunların her biri farklı varlıklar tarafından geliştirildi. Yani nasıl Nuh tufanında Nuh'a, Hazreti Nuh'a yardım eden cinler kavimlerini konuşuyorsak hatta farklılıkları da konuşuyorsak burada aynı süreç bu dönemlerde de devam eden bir şeydi. Ee, i̇ç Anadolu'ya geldiğiniz dakikada işte derin ya geldiğiniz dakikada işte <laughs> ya dakika da buradaki yapılar biraz daha küçüktür. Ee, yani cücelerin yaptığı, cücelere yaptırılmış olan aslında biraz daha yeraltı madenleridir ki bu. E, Biraz daha aslında oradaki belirli elementlere ve enerjilere ulaşmak için, enerji hatlarına ulaşmak için yapılan bir şeydir. Yani biz bir cücenin geçebildiği yerden şimdi turistik olarak geziyoruz ya, aslında o en fazla bir cücenin geçebileceği evet. şekilde tasarlanmış. Yapanlar, onlar yapan. Yapanlar onlar çünkü. Cüceler, ya Yüzüklerin Efendisi'nde işte çok ne sabit bir Ne yapmak için dedin oradaki Önemli enerji? enerji elementleri ve enerji hatlarını çıkartabilmek için. Yani biraz daha e, yukarıdaki insanın ölümsüzleştirmek için yukarıdaki insana hizmet. Aslında biraz daha e, hem tıbbı geliştiriyor, hem şifayı geliştiriyor ama bizim bugünkü modern tıp dediğimiz, modern şifa dediğimiz ya da işte bilim dediğimiz şekilde değil. E, nasıl işte cep telefonumuzda şu an konuşmamızı sağlayan içindeki küçücük bir altın parçasıysa hı 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 hı. bunu bu teknolojik kılıfı yapmadan birçok şeyi yapabilecek madenlere ulaşmakta amaç. Bu bu zenginliğe şu an dünyadaki herkes bir yana Türkiye bir yana sahip diyor musun bu zenginlik Kesinlikle. şu an her bize şey ait her şey, şey burada. Şey burada. her şey burada sahibi biz miyiz ve bu bize ne katar önümüzdeki bu yıllarda Bu bize çok fazla şey katar bu bize bir kere güç katar yani biz birçok yerde önemli kazıları konuştuk Türkiye'de geçtiğimiz evet. dönemlerde bu zaten tarsus Tarsus bunun içindeydi, Göbekli Tepe bunun içerisindeydi, evet. Karahan Tepe bunun içerisindeydi. Evet. E, aynı şekilde Anadolu'da, evet, Anadolu'da da birçok çalışmalar yapıldı. Daha hani isimleri çok söylenen çalışmalar değil ama bunların her biri bize hem siyasette hem ülkece hem ekonomide birçok yerde e, konuşabilme gücü verdi. Başka bir şeyleri verdi. Aslında biraz daha farklı şeyler yapabilme gücünü verdi. Şimdi Esat, e, ülkece belli hedeflere odaklandık ya. Kiminle konuşursam diyor ki 2024 yılından sonra Türkiye'nin çıkışı başlıyor diyor. Siyaset dinine baktığımızda hep belli yıllara vurgu yapılıyor. Bir özgüven hissediyorsun ara ara o yapılan konuşmalarda. Kimi konuklarımdan anımsadıklarım Türkiye böyle herkesin gelip yaşamak isteyeceği ülke olacak diyor. Acaba işte bu özgüvenin altında ve o beklentinin altında bu yeraltı Zenginlik mi biz hep buna bor, dedik ama sen onların ötesinde bir şey söylüyorsun kesinlikle. doğru mu anlıyorum? Evet öyle yani bu şöyle ben birçok projemi e, devletle ilerleten birisiyim. Evet. O yüzden bazı şeylerde e, konuşmalar e, proje bitiminde yani teyitlendiği de karta, yap evet, yapılıyor o şeklinde gidiliyor. Ama burada e, gerçekten bir kere şunu kesinlikle söyleyebilirim so son 20 yıl içerisinde ee, bunu kendimden söylemiyorum. Hani yaşım o kadar müsait değil ama e, o hocalarım ve işte konuştuğum insanlar aracılığıyla söylüyorum. Son 20 yıl içerisinde Türkiye'de birçok şeye değerler biraz daha farklı gözle bakılmaya başlandı. Son 5 yıl içerisinde de işte bu yeraltı ve e, biraz daha işte arkeoloji, tarih dediğimiz önemli değerler aslında ortaya çıkartılmaya başlandı ki e, gerçekten biz çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Yani çok fazla şeyi buluyoruz burada ve e, aklımızı tekrardan Yeni bir şeyi öğrenmeye biraz Çünkü biz artık hepimiz e, alıştık bir şeylere. Modernizm. Yani bir ışığı yaktığımızda işte düğmeye bastığımızda da ışık yanıyor. Bizim için çok kolay evet. bir şekilde. Ama o e, bir elinize taş aldığınızda bir mağaranın içerisinde bir taş buluyorsunuz. O taşı... Ee, diğer bir taşın üzerine koyduğunuzda ampul gibi yanıyorsa teknoloji budur işte. Aa. Bahsettiğimiz şey aslında biraz daha bu. Yani hiçbir şey kullanmadan tamamen manyetik de işte tamamen e, enerjiyle o enerjiyi simyaya dönüştürmek dediğimiz şeyi Öyle gerçekten, bir dünya var aşağıda. Kesinlikle ya. çözmüşler bunu. Biz cahiliz. Hani diyorlar ya işte ha. evrimde maymundan geldik. Tam tersi maymuna doğru gidiyoruz bilgi noktasında. Yani hani o kadar fazlaymış ki herkes her şeyde. O yüzden teknolojiyi bu şekilde geliştirmemişler. Yani ihtiyaç yok çünkü. Farklı bir şekilde beyin ameliyatı da yapıyorlarmış. Farklı şeyler de yapıyorlarmış. Ama... Biliyorum o projeleri açıklayamazsın. Açıklamak noktasında sana asla bir ısrarım yok ama e, insanımızın umuda da o kadar çok ihtiyacı var ki o yüzden Esat ısrar ediyorum bu sorunun üzerinde duruyorum. Yani Türkiye'yi alıp şu noktadan T ötelere zıplatacak hamleler Elimizde mi ve kullanmamıza izin verecekler mi? İkinci soru. Kullanmamıza izin verip vermemek gibi bir durum yok aslında. Yani o kadar güçlü olacağız ki belki evet. kimseye sormayacağız. Bilmiyorum. Evet. Bunlar bizim zaten değerlerimiz ve bunu gerçekten şöyle bir durum bu. Biraz daha işte Kursuna gittim, yetenek yaptım, farklı bir şekilde geliştirdim gibi bir şey değil. Türkiye'de bazı çalışmalar iki yönüne gidiyor. Hem akademik kariyerimiz var hem ilmi kariyerimiz var. İkisini birlikte götürdüğümüz için aslında sonuçlara ulaştırabiliyoruz. Yani sadece akademik çalışmış olsak bazı yerlerde, sadece bilim gözüyle bakmış olsak yok sayacağız zaten birçok şeyi ve Yapmayacağız onları ama biz o var olan şeyin arkasında başka bir şey veriyoruz ve bu artık bizim için batıni taraf, soyut taraf ve bunu konuşmakta belirli kalıplar içerisinde belirli kişilerle var olan bir şeyler Tabii, oluyor. herkes anlayamaz. Evet, bu biraz da anlayamaz aynı şekilde farklı kullanan kişiler de oluyor. Yani ben bazen bir mağara ismi veriyorum ve arkasından ikinci bir kez o mağaraya gittiğimde bakıyorum ki bambaşka benim anlattığım şey bambaşka orada bambaşka define arayışları yapılmış tahrip edilmiş bir şeylere dönüşmüş yani bunların da olmaması için aslında biraz daha e, belirli kalıplarla götürmeye çalışıyorum ama yer altında evet yaşayanlar var mıdır var. vardır ee, yer altında müthiş bir zenginlik var mı hatta vardır. bir ülkeyi bambaşka bir ülkeye dönüştürecek evet vardır diyor ee, biz galiba yine söyleyeceğim bor toryum falan diye kafamızda sınırladık meseleyi Birçok aslında şöyle e, bunu jeoloji e, bilen arkadaşlar aslında biraz daha biliyorlardır. E, damarlar dediğimiz sistemler var. Hatlar var. Yani bir tablo yapmak gibi düşünün. Buraya bir çizgi çiziyorum. Dünya üzerinde yer altında. Buradan sadece altın geçiyor. İşte buradan bir şey yapıyorum. Buradan sadece atıyorum e, toryum geçiyor. Başka bir şey geçiyor. Yani o damarları yakaladığınız dakikada siz farklı elementleri konuşmaya başlıyorsunuz artık. İkinci bir tarifte de e, Dedim ya işte bir bilimsel gidiyoruz bir de ilim tarafından gidiyoruz biz bilimle bir madeni bulduk örnek veriyorum elementi bulduk tarifini yapamıyoruz derken ilim bize yardım ediyor yani oradan bir taş yuvarlanıyor içerisinde öbürünün üstüne düşüyor düştüğünde ampule dönüşüyor yanıyor diyoruz ki evet bu iki taş birbirine birleştiği dakikada elektrik üretiyor yani. Bu artık Allah'ın kaderdeki yardımı yani şu an ne benlik ne de başka bir şeylik falan bir aslında çok da bir durum yok. Ee, Allah kaderini gerçekleştirmek istiyor. Allah o planını yeryüzün yer altındakini de yukarıya çıkartmak istiyor. Biz de burada sebeplerini yaratıyoruz sadece yani burada bir e, üstümüze düşen Görevi yapmaya çalışıyoruz ya da başka bir şekilde gördüğümüz yeri açmaya çalışıyoruz. Yeraltının bir sesi var mı? Kesinlikle Uğutu var. gibi mi? Nasıl tarif edersin? O Kuvars sesi. taşlarını bilir misiniz bilmiyorum. Kuvars taşları bazı mağaraların içerisinde kuvarslar olur. Aha. Her yerde değil ama çok suyla oluşan mağaralarda kuvarslar olur ki Türkiye'de iki yerde var. Sırf kuvarstan oluşan mağara var. Bunun içerisinde şöyle bir durum vardır çok yerde konuşuldu çok kitapta da var zaten bu kuvarslar işte kaydedicidir ses kaydeder hmm, görüntü hmm. kaydeder ben bunu bizzat bilen birisiyim. O Hatta varısına... şu tavsiye edilir e, ders çalışırken ağır bir sınavınız varsa koyun yanınıza çalışma masanıza kaydeder evet. e, ve sizin hatırlamanıza yardımcı olur yanınızda taşıdığınızda denir kuvars için. Genellikle o kuvarslı bir mağaranın içerisine girdiğimiz dakikada benim hep bir ritüelim vardır mağarada girdiğim dakikada belirli bir yere geldikten sonra herkesin ışıklarını kapatmasını isterim ve işte evet. orada bir 10 dakika 5 dakika neyse o karanlıkta oturmayı isterim hep birlikte. Ve bittikten sonra da işte arkadaşlara ne gördünüz, ne yaşadınız, ne hissettiniz gibi sorular sorarak aynı şeyleri mi yaşadık yoksa sadece benim bir hayalim mi, halüsinasyon mu diye aslında bunları cevabını arıyorum. O yüzden kuvars dolu bir mağaranın içerisinde şunu kesinlikle yaşıyorsunuz. Sesi sürekli duyuyorsunuz. Kaç yıl önceden de olsa o ses eğer ki o kuvars taşının üzerine bir şey çarpıyorsa, bir su çarpıyorsa size o sesi dışarıya çıkartıyor. En çok da karşılaştığımız şey genellikle çocuk sesi. Yaşıyoruz mağaraların Aa. içerisinde. Kız çocuğu sesi yaşıyoruz. Niye? Bu biraz daha cinlerle de alakalı bir durum olabiliyor. Aldatmaca da olabiliyor. Kız çocuğu ve ağlama sesleri çok yaşayacağınız bir şeydir mağaralarda. Genellikle bunu yaşarsınız. Biraz daha aslında bu iki farklı şeyi var. Yine şöyle bir örnek vereceğim. Bizans ve Roma İmparatorluğu mağaraların önemini çok iyi biliyordu bu Anadolu topraklarına hakim olduğu süreçlerde bunların hepsini çok iyi biliyordu. Bunlardan bazılarını askeri üs olarak kullandı. Bazılarını işte ruhban okulları yaptığı manastırlara dönüştürdü. Ee, bazılarını da zindan olarak kullandı, cezaevi olarak kullandı. Buralarda da mesela her birinin içerisine girdiğimiz dakikada hala onunla alakalı izleri görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz da. Yani zindan olarak kullanılan bir mağarada duyduğunuz sesler farklı karşılaştığınız varlıklar farklı. Daha şeytani işte dediğiniz gibi daha negatifin içine girmiş oluyorsunuz aslında. Hmm. Çünkü zaten öyle bir yer olduğu için öyle bir yer seçilmiş zindan olarak. İkincisi insan da artık bütün negatifini ağlamasını, acısını, üşranını bıraktığı için orası artık tamamen bir karanlık bir boyut haline dönüşmüş. O yüzden oralara girdiğimiz dakikalarda e, bazı arkadaşlarımız işte ekipte kişilerimiz bazen değişiyor. Bazı arkadaşlarımızda bayılmalar ya da işte ne bileyim şiddetli baş ağrıları, işte istifra etmeler gibi durumlar yaşayabiliyorlar buralarda. Ama pozitif yerlerde de şunu gördüm mesela. Ee, sanırsınız hani böyle bir şişe içki içmiş gibi sarhoş olanları da gördüm. Yani içeriye girdiğinde o mutluluk sarhoşluğunu yaşayıp. ben sarhoşluğu denir. Ben ayı. buradan çıkmak istemiyorum deyip ben burada işte kalacağım diye hani gerçekten o e, aklı gitmiş şekilde duran arkadaşlarımız da oluyor. E, bunların hepsinde işte biraz daha girdiğimiz yere minimum 3 e, kere maksimum işte sayısı yok giriyoruz. 3 kereden aşağı hani bir kere girip çıktım dedim mağara olmuyor. En az 3 kere girmeyi tercih ediyorum ve iki, her üçünde de farklı bir ekiple giriyorum. Yani farklı alandaki insanlarla ve finalde hepsi bir araya toparlanarak işte ne yaşadığımız aslında biraz daha konuşarak bir sonuca çıkartıyoruz. Ve bu yüzden de aslında bizim buradaki birçok yaşadığımız şey mağaranın içerisindeki o yolculukta aslında bir tarihin içerisine giriyoruz. İki zaman boyut kapılarından aslında geçmeye başlıyorsunuz ve ee, içeride teslim olduktan sonra yani siz o yaşayacağınız bütün serüvene teslim olduktan sonra size ne yaşatacağı e, oraya kalmış bir şey kadere kalmış bir şey size her şeyi yaşatabilir her yeri buldurabilir bir yerden dışarıya çıkabilirsiniz yani ben İstanbul tünellerini keşfederken öyleydi çok bilerek gittiğim güzergahlar değildi beni bir yerden sürekli dışarıya çıkarttı yani bir yerden farklı bir yere götürmeyi tercih etti o yol ee, ve finalde de bir baktık ki evet İstanbul'un haritası artık ortaya çıkıyor şimdi buralarda bile birçok aslında arkeolojiye katkısı vardı bu süreçlerde o İstanbul'un yeraltı şeylerinde ee, ki benzer dönemlerde aslında zaten yine biz e, Ayasofya'nın ibadete açılma süreçlerini falan konuştuk yani buradaki yapılan çalışmaların arkasından yani elimizi nasıl kuvvetlendiriyor kısmında cevaplarımız aslında birçok şekilde kuvvetlendiriyor orada bulduğumuz şey e, bir ülkenin gücü bana göre parayla ya da askerle değildir bilgiyledir bilgi kimin elindeyse ise her şekilde bunu ne İlerle var edebilir. altında ya? Yani eh, ahit sandığı falan diye yıllarca konuşuldu, Ayasofya'da söylendi. Mı? Bu e, kabul edilmiyor kimi e, şeyler tarafından. Ama Ayasofya'nın e, bütün orada yaşayan toplulukların yani ilk andan itibaren bir dini tapınak oldu. Yani bir pagan tapınağı, sonra kilise, sonra cami. Nedir onu bu kadar özel kılan? Yani çok önemli bir bilgi mi var orada? Şöyle... Şimdi, az önce yani ibadete ki, açılması gerekliydi. O bilgiden yola çıkılarak mı e, ibadete açıldı? Eee aslında tam olarak öyle değil, öyle diyemeyiz ama şöyle diyebiliriz. Bir Ayasofya'nın, şimdi az önce dedim ya birçok aslında şey simya. Yani her şeyin içinde bir simya var. Şimdi Ayasofya'ya dikkat ederseniz bütün taşlar dünyanın başka bir yerinden gelmiştir, kapısı başka bir şeydir. Hı 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 hı. İçinde simyası boldur yani. Evet, o yüzden evet, evet. oranın bir enerjisi evet var mıdır? Vardır. Ufaka. Ayasofya'da işte beş vakit arttığında oraya ibadetin yapılma enerjisi bırakıldığı için aslında biraz daha mekanın o simyasını hı. döndürüp farklı bir şey getirmeye başlıyoruz. Yani Türkiye'deki bana göre aslında birçok ya Ben mağaralar için de bunu söylüyorum. Bazı mağaralar var. Kesinlikle buraları işte bir okul yapalım, hiçbir şey yapamıyorsak otel yapalım. İnsanlar bir gitsin, bir gece yatsın, rüya görsün orada. Arkasından bir öyle ya, yerler evet, var. Gerçekten bir şeyler yapılmalı yani buralarda. Yani e, inanç turizmini kuvvetlendirebilecek de aslında birçok şey var, ee, izler var. Bir şekilde insanlara biraz daha e, fark ettirecek. Yani işte o bizim şüpheli imanlarımız var ya, o şüpheli imanları ortadan kaldırabilmek için sahaya inip bir dokunacakları çok güzel yerler var. Bir ateistin elinden tutsan götürsen bir yere nereye götürürsün ve orada ona neyi ispatlarsın o zaman? Güzel soru. Ee, <laughs> ateistin elinden tutup götürsem... Ya aslında bazı şöyle durumlar vardı. şimdi Kur'an-ı Kerim'de İslam'da der ki kalbi mühürlü olan adama ne yaparsan yap o şey olmaz. Ama sen bir kanıtlama yani. ihtiyacı hissettin. Ne yapardın? Nereye götürürdün? Ne anlatırdın orada? Ee, ya da neyi gösterirdin? Muhtemelen onu dediğim gibi işte ismini vermeyeyim ama İstanbul'da bir mağara var. İstanbul'da bir mağaranın içerisine götürürdüm ve sadece içeride gözlerini kapatıp 3 ee, dakika oturmasını isterdim ve neyden şüphesi varsa arkasından da o soruları sormasını isterdim. Sonra da cevabını kendisine almasını izlerdim. Bu mağaranın adını bilhassa mı vermiyorsun? Biraz evet. Tamam. Peki. Valla Esat programı senin kapatmanı isteyeceğim çünkü benim devreler yandı. Girdik konuya işte karşına çıkan bir yaratık insan desen değil hayvan desen değil tuhaf bir şeyle karşılaştın. Duyduğun sesleri anlattın. Aslında ülkemizin bu ileriki yıllardaki sıçramasına sebebiyet verecek o zenginlik, yer altındaki zenginlik kaynaklarımızın içi boş cümleler olmadığını anlattım. Benim devreler yandı. E, toparlama cümlesi olarak anlattıklarını da böyle çepeçevre saran bize ne söylersin? Türkiye'de e, yapılan çalışmalar dediğim gibi birçok aslında aşamaları da kendini ortaya çıkartacak. Yani tarih yerin altından bir şeyleri dışarıya fışkırtmaya başladı. O her şeyi e, tekrarlatacak, bize bir şekilde getirecek. İstanbul ama çok önemli bir yer. Bunu kesinlikle e, herkes bilmeli. Hep bunu söylüyorum sıfır noktası. E, bu sıfır noktasının önemi e, insana her şeyi ya yapar... Ya da yok eder. Yani insan İstanbul'da ya var olur ya yok olur ikisinden birisi. Var olmak istiyorsak da bunu e, İstanbul'un işte doğası, tepesi, denizi falan gibi gözlerle değil. Dediğim gibi işte bir madde boyutu bir de mana boyutu var. Mana boyutuna daha çok sahip çıkarsak eğer İstanbul'un... E, daha fazla şeyi hissetmeye başlayacağız. Yani etrafa işte modernizm ya da teknolojik aletlerle süslenmek değil. Biraz daha farklı bir şekilde bir şeyleri açarsak teknolojiyi de göreceğiz zaten. E, hissiyatı da göreceğiz, vizyonu da göreceğiz. Gerçekten o sıfır noktasından her şey farklı bir şekilde gelecek. Benim bir büyüğüm e, yaptığımız bir programda İstanbul'u secdelerimiz koruyor. Daha çok secdeye gidin. Kesinlikle. <laughs> Secdelere önem verin demişti. Bu senin son söylediğinle. dinle Eğer sıfır noktasıysa İstanbul ilintili görüyorum. Kesinlikle. Son bir şunu da söyleyebiliriz. İstanbul'da bir de şöyle bir durum var. Birçok tarihi de yaşıyor ve kutsallık semavi din dediğimizde Bizans'la beraber Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın önemli eserleri buraya transfer edildi. İstanbul'un fethiyle de İslamiyet'in önemli eserleri buraya transfer edilmeye başlandı. Ha, yani, buradaki enerjiyi siz düşünün bütün diyorsunuz. Bütün o önemli şeyler <gülüyor> buralarda <gülüyor> ya yer altında ya müzelerde ya bir yerlerde aktif bir şekilde İstanbul'da ve Anadolu'da. Peygamberlerin enerjisini taşıyan bir şehir Kesinlikle. dersek. Yani şöyle yer altına, yer altına kaçışı aslında biraz daha peygamberlerin de e, desteklediği bir şeydi. Yani. Diyoruz işte birileri bize madenler, elementler sağlıyordu burada. İşte cüceler ya da devleri konuştuğumuz kısımlarında e, akıl tek merkezden geliyordu. İşte Adem Aleyhisselam'dan itibaren konuşuyoruz. Nuh tufanında bir sıfırlama konuşuyoruz. Nuh tufanın öncesinde İdris peygamber var ki yine aynı şekilde çok yüksekte bilgide. Arkasından Nuh tufanından sonra yine konuştuğumuz önemli bir adam var. Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz Urfa'da. Bu toprakların içerisinde yani... Anadolu'da konuşuyoruz hepsini. Ve hepsi önemli insanlar, çok bilgili insanlar ve peygamberlerin e, devamını öncesini sağlayan kişiler. Bizde balığın denizde yaşayıp nasıl bir hazinenin içinde yüzdüğünü anlamaması gibi, biz de çok büyük bir hazinenin üzerinde e, yaşıyoruz ama neyin içinde olduğumuzu bilmiyoruz diye özetleyebiliriz. Bil i̇nşallah. Bildiğimiz günleri de görürüz inşallah. i̇nşallah. Belgeselci Yeraltı Kenşif ve Esat Yalçın. Bizim neydi? Bugüne kadar yaptığım en sıra dışı sohbetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çok da keyif aldım. İzlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşebilmek dileğiyle.